Çıkış Yolu programına gidiyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek gündemle ilgili önemli açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan'ın Uygur ayrılıkçısı ifadelerine tepki gösterdi. Bugünkü dünya koşullarında Doğu Türkistan'ın ayrı bir bağımsız devleti olma ihtimali sıfır diyen Perinçek, bölgenin emperyalizme karşı olan Çin'in bir parçası olduğunu vurguladı. Hükümetin yanlış politika izlediğine dikkat çeken Perinçek, Türkiye'nin güvenlikte, ekonomide Çin ve Rusya'yla el ele vermesi gerektiğini belirtti. Amerika bugünkü gelir. Dünya koşullarında Doğu Türkistan'ın ayrı bağımsız bir devlet olması ihtimali sıfır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Sincan özerk bölgesine yönelik yalan propagandasına yanıt verdi. Çin'in bir parçası ve Çin'in içinde de bir özerk devlet o bölge, değil mi? Yani Sincan kendi bölgesi, bağımsız, Çin'in evet. Özerk, yani orada bir devlet. Orası bağımsız olsaydı şimdi keçi otlatmaya devam eden bir ülke olurdu Afganistan gibi. Bakın Afganistan'dan ayıran Sincan bölgesini nedir? Çin Halk Cumhuriyeti gibi büyük, sosyalizmi inşa etme yolunda kararlı, emperyalizme karşı büyük bir bağımsız devletin bir parçası olması ve orada bazı ayrıcalıklara sahip olması. Son olarak Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'ın kullandığı Doğu Türkistan Çin'in bir parçası olmadığı ifadelerine de tepki gösterdi. Hükümetin izlediği yanlış politikalara dikkat çekti. Suriye'deki politikası yanlış, Ukrayna'daki politikası yanlış. Bu politikası aynı zamanda Türkiye'nin önünü karartan bir politika. Yani Türkiye güvenlikte olsun, ekonomik kalkınmada olsun Çin ile ve Rusya ile el ele vermeye mecbur. Bakın el ele vermelidir demiyorum. Mecbur. El ele vermeye mecbur. Mecbur olduğu için zaten görüyoruz. Bugün Türkiye'nin birinci, ikinci ticaret ortakları kim? Rusya ile Çin. Perinçek, Doğu Türkistan İslam Partisi'nin PKK ile bağını da hatırlattı. Yalnız Sayın Ayhan Ogan'a değil, bütün hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a Doğu Türkistan İslam Partisi PKK ile hep beraber, yani çeşitli toplantılar yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. CİA tarafından her ikisi destekleniyor, her ikisi örgütleniyor ve Doğu Türkistan İslam Partisi Ayhan Ogan'ın arkasında durduğu o örgütlenme bizim Mehmetçiğimize kurşun sıkan Fırat Kalkanı Harekatı'nda örgüt. Hükümetin küresel aktör olma söylemlerini de eleştirdi Perinçek. Bakın Türkiye Amerika'ya yaklaşırsa, küresel aktör olacağız diye Amerika'ya yaklaşıyorlar ya, bırakalım küresel aktör olmayı, Türk dünyasında bile aktör olamaz. Buna ne Kazakistan yüz verir, ne Kırgızistan yüz verir, ne Özbekistan böyle bu politikaya yüz verir, ne Türkmenistan yüz verir. Azerbaycan da sonuç itibariyle Avrasya'ya yöneliyor. Dolayısıyla bırakalım küresel aktör olmayı, Türk dünyası içerisindeki prestijini öncü, ondan sonra lider konumlarını da Türkiye bu politikayla kaybeder. Perinçek, başta Artvinliler olmak üzere vatandaşların tepkisini toplayan Fox TV'nin Hudutsuz Sevda dizisiyle ilgili de konuştu. Burada şu çağrıyı yapıyoruz Fox TV. Bu dizgiyi derhal kaldırın. Şavşat'ta leke sürmeye kalkan bu diziyi derhal yayından kaldırın. Hiç. Yarından itibaren bu diziye kesinlikle yer vermeyin. Bu dizi Türkiye'yi hedef alan bir dizidir. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.